Herkese merhaba. Bugün bir spotting günü, yani havacılık fotoğrafçılığı günü. Biraz sonra yola çıkacağız. İstanbul Havalimanı'na gideceğiz. Ve yeni spotting noktasını, fotoğraf çekim noktasını sizin için test edeceğiz. Spotting noktasına devam. İstanbul Havalimanı'nın inşaatı yapıldığı günlerde ben bir gün bir haber yaptım. Bu haberde inşa edilen bu devasa havalimanının yanında bir bölgede özel spotter alanının, yani havacılık fotoğrafçıları için bir bölüm oluşturmasını önerdim. Dönemin Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü Funda Hanım, Funda Ocak, hemen İGA'ya talimat verdi ve bir alan için planlama gerçekleştirildi. İşte bu gördüğünüz bu bina yapıldı, yeri belirlendi ve arada tabii salgın dönemi oldu, sosyal mesafeyle ilgili sıkıntılar oldu ama bugünlerde kuralların biraz gevşemesiyle birlikte işte görüyorsunuz, arkamda görmüş olduğunuz alan açıldı ve buradan haftanın bir günü, cumartesi günleri havacılık fotoğrafçıları, yani spotterlar gelip başvurup izin alıp buraya gelip çekim yapabiliyorlar. İGA tabii misafirperverliğini de burada gösteriyor. Gelenler için burası güvenlik bölgesiyle girilen, öyle aracınızla girip çıkacağınız bir yer değil. Çayından kahvesine, sandviçinden tatlılarına, meyvelerine kadar size ikramda bulunuyor. Ve siz de önünüze inen, kalkan uçakları yakalayarak, fotoğraflarını, videolarını çekerek burada keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Spotter'lık gerçekten çok önemli bir kültür havacılık açısından, havacılığın sevdirilmesi açısından ve tabii ki burada görmüş olduğunuz yerde çekilen fotoğraflar da yavaş yavaş İstanbul Havalimanı'nı, Türk havacılığını, işte Türk Hava Yolları'nı, diğer havayolu şirketlerimizi dünyaya tanıtmakta da önemli bir faktör olacak. Şimdi gelin içeri girelim, şöyle bir manzara nasılmış birlikte bakalım. Thank you.
çok profesyonel olmadığım benim de belirtmemde fayda var doğrusunu isterseniz ama burada biz özellikle iniş ve kalkış fotoğraflarını çekmeyi çok istiyoruz ve bunlardan da çok keyif alıyoruz. Bunları yakalamak için bulunduğumuz mesafe malum biraz uzak. Dolayısıyla daha böyle geniş aralıklı objektiflere, daha uzun objektiflere ihtiyacımız oluyor. Benim kullandığım 60-600 oranında bir objektif. Bu crop makineyle beraber bu zaten yeterince uzuyor. Dolayısıyla biz pist başını buradan ya da iniş sonunu, taksiyi vesaire çok rahat bir şekilde çekebiliyoruz. Keza yine kuryeyle beraber vesaire kompozisyon oluşturup bununla çok yakın çekimler yapabiliyoruz. Arkadaşlara önerim de cep telefonuyla dahi olsa öncesinde başlasınlar. Ondan sonra zamanla yani bütçeleri el verdiği ölçüde buraya gelip istedikleri çekimleri yapabilirler ama hani ekipmanım yok diye uzak kalmasınlar. Öncelikle onu söyleyelim. Ya ben kendi adıma doğrusunu isterseniz öncelikle amatör birkaç kurstan, makineyi aldığım yerin verdiği kurstan vesaire faydalandım birkaç saatlik. Bununla ilgili internette çok fazla kaynak var. Onları izleyebilirler. Çok fazla doküman var. Onları da okuyabilirler. Ve aynı zamanda dediğiniz gibi pratik bu işin en temeli. Özellikle kompozisyon kısmında kesinlikle bu çalışarak öğreniliyor. Yani araba sürerken önce trafiğe çıkmak gerekli. Onun gibi. Çekmeden kompozisyonu öğrenmek mümkün değil. Yani uçağı nereye koyayım, işte kuleyi nereye koyayım ya da diğer fotoğraflar için de keza aynı şey geçerli. Neyi nasıl çizgileceğimizi çekerek pratikleştiriyoruz. Zamanla güzel şeyler çıkıyor. Hava trafik kontrol kulesini de gören bir noktada olması münasebetiyle gerçekten çok güzel kareler yakalıyoruz. Alan da gayet güzel, ferah bir alan. 3-4 sol pistine inişler de olduğu sürece buradan güzel kareler yakalamaya çalışacağız. Fotoğrafçılıkla çok fazla ilgim, alakam vardı. Aynı zamanda sivil havacılık öğrencisiyim. Sivil havacılık kabin hizmetleri öğrencisiyim. İkisini birleştirince spotter'lık ortaya çıktı. Kaç yıldır yapıyorsun spotter'lık? 1,5 yıldır. Peki bu işe, bu hobiye merak salan arkadaşlara ne öneriyorsun? Gerekli izinleri alsınlar. Başları ağrımasın. Hiç başınız ağrıdı mı peki? Ya sokağa çıkma yasağında benim bir kere başım ağrıdı. Atatürk Havalimanı'nın kargo tarafında bir 747 çekmek istedim. Köpeğimi aldım, sahile doğru indim. Tam kamerayı çıkartırken polis hop nedir bu falan derken aldı götürdü, videoyu da çekemedim, fotoğrafı da çekemedim. O yüzden genç arkadaşlarımız bu tür belirlenen yerlere izin alarak gelsinler. Kesinlikle. Başlarını ağrıtmasınlar. Aynen öyle. Herkese tavsiye ediyorum. ...737-900'ün arkasından 737'nin MAX 8 serisi Türk Hava Yolları'nın geliyor. Ve piste teker koyuyor.
Evet, artık İstanbul Havalimanı'nda bir çekim terası, bir spotter merkezi oldu. Hafta sonları burası cumartesi günleriyle ilk olarak çalışmaya başladı. Umarım gelecekte daha fazla talep olur ve daha fazla gün burası açık olur. Sonuçta spotterlar, yani havacılık fotoğrafçıları için çok önemli bir yer. Buraya gelip güzel açılarla güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Bizlere sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. Detaylı havacılık, savunma konusundaki haberlerimiz tolgozbek.com'da. İşbirlikleri için bize ulaşmak isterseniz info@tolgozbek.com adresine mail atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı, mutlu ve havacılık dolu günler diliyorum.